Şimdi son dersimizi yapacağız ve böylece bu dönemi kapatacağız. Bir dahaki seneye ya eşek ölür, ya hoca ölür, ya Timur olur biliyorsunuz. Allah-u Alem bir sevap, bilemiyoruz. Şimdi imparatorluğu kurduk, değil mi? Siyasi ve merkezi yapının özellikleri... Şimdi imparatorluğu kurduk dedik. Politik örgütlenmeyi inşa ettik. Bu politik örgütlenmeye bir zihniyet gerekiyordu. İlim açısından, entelektüel açıdan bu zihniyeti Fatih'in ve etrafındakilerin nasıl ürettiğini söyledik. Akabinde bu zihniyete uygun kurumlardan bahsettik. Kurumsallaşmalardan bahsettik. Ve en nihayet geçen hafta da müfredat programından bahsettik. Ve en son cümle olarak dedi ki Osmanlılardaki müfredat ders programları o kadar çelişkili ki bir açıdan yani şöyle düşünün, X, Y'dir diye bir önerme üretiyorsunuz herhangi bir nesne hakkında, X, Y değildir, X, Z'dir gibi farklı önermeleri de zihninize taşıyorsunuz. Bunları da öğretiyorsunuz öğrenciye. Tabii o öğrenme süreçlerinden bahsettik, soru sorma tarzlarından bahsettik. Dolayısıyla Osmanlı bilgini biraz böyle yürüyen, patlamaya hazır, gergin bir insan, gergin bir zihni var yani. Bu o dönemin hakikatle olan irtibatın sorunuyla alakalı. Hakikat krizi var hatırlarsanız. Bir hakikat krizinden bahsettik. Değil mi? Taşköprüzade'den örnek verdik. İnsan gerçekten gerçekliği bilebilir mi? Tartışması ta İbn Sina'dan başlıyor ama özellikle Razi'den sonra. Yani bırakın siz evrenin hakikatini, şu masanın hakikatini, ateşin hakikatini, ağacın hakikatini bilebilir miyiz? Biteviye, tüketesiye bilebilir miyiz? Tartışmasını yapıyorlar. Çünkü insanın içinde yaşadığı gerçeklik küreleri, iç içe küreler. Bunun maddi küresi var değil mi? Manevi küresi var, matematiksel küre var. Efendim toplumsal küreler var. Çok farklı gerçeklik küreleri var. Her birinin olgu olayları var. Bu olgu olayları nüfuz edecek ve orada olup biteni gerçekten kendi nedensel hiyerarşisi içerisinde bilebilme imkanımız var. Bu konuda çok ciddi bir problemleri var. Bugün de geldiğimiz nokta o aslında. Nasıl çözüyorlardı bunu? O dönemdeki farklı yöntemleri nihai olarak tercihleri olmakla birlikte her bir alimin tüm yöntemleri kullanmaya çalışıyorlar. Meşyai yöntem ne kadar bize götürür? İşraki yöntem, ekberi yöntem, kelami yöntem o çerçevede. Şimdi bugün ise bu şekilde inşa edilmiş ya da üretilmiş sahnede ne oldu, ne bitti? Önemli isimler, önemli eserler, onlar üzerine konuşacağız. Sıkıcı bir ders yani. Öyle felsefi mülahaza fazla yapmayacağız. Daha çok size bir malumat, informasyon vereceğim ki geçen dersleri anlattığınız zaman bir örnek ver dediklerinde, değil mi? Örnek verirsiniz. Şimdi bir sistem küreye benzer. Küre vari gelişir, çabuk. Götür. Afiyet olsun. Kürevari çalışır ve küre biliyorsunuz en mükemmel şekil kabul edilir klasik gelenekte. Çünkü o yapısal özellikle eşit derece dağılmıştır. Şimdi herhangi bir sistemi kurduğunuz zaman o sistemin bütün parça ilişkisinin belli bir oranı olması lazım. Fraktal olması lazım. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Meşhur kimdi? İbrahim Hakkı o mimar, Turgut Cansever Hoca ile Topkapı'yı gezen bir mimar geliyor. Turgut Hoca ile beraber Topkapı'ya gidiyorlar. Topkapı'yı gezdirecek. Koca Topkapı'yı bırakıyor adam. Orada parçalanmış böyle bir çininin dörtte birlik bir parçaya odaklanıyor. Turgut Cansever genç o zaman. Efendim diyor ya, bir medeniyet en küçük parçasında bile müşahede edilebilir diyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla parça bütün ilişkisi meriyolojik bir ilişkidir, fraktal bir ilişkidir. Sizin
o küre içerisindeki herhangi bir parça hakkındaki kanaatinizi belli bir nispetle diğerlerini de teşmil edebilirsiniz. Diğerlerini de kuşatacak şekilde yorumlayabilirsiniz. Bu çok yanlış bir kabul var şu anda. Mesela diyoruz ki istisnalar kaideyi bozmaz. Bunu çok yanlış anlıyor arkadaşlar. İstisnalar kaideyi bozmaz şu demek. İstisnalar kaideyi doğrular. Yani bir kürede genel bir formül varsa o formülün istisnası olur. Ve o istisna o formülün sıhhatine, sağlığına alamettir. Anlatabiliyor muyum? Yoksa aksi takdirde siz o küre içerisindeki pattern yani örüntü dediğimiz o örüntüleri müşterekliklerini tespit edemezsiniz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi Mimar Sinan'dan bahsediyorsunuz. Bak bu çok yaygın bir yanlış kanaattir. Rahmetli Cemil Meriç'in, büyük insan tabii, İbn Haldun hakkında söylediği aforizma, edebi aforizma ama bu bir süre sonra mecaz, en tehlikeli şey mecazın hakikate dönüşmesidir insanların nezdinde. Mecazi söylenen edebi bir ifade mecazdır, kinayedir. Biz bunu hakikate dönüştürdüğümüz zaman, değil mi? Hani cahillerin eline bırakılan mecaz hakikate inkılap eder. Hakikate inkılap ettiği zaman da insanlar muhayyel bir gerçeklik içerisinde yaşamaya başlarlar. Ne diyor? İbn Haldun için semasında tek yıldız. Şimdi övmek için söylüyor bunu ama hemen biliyoruz ki sema diyebilmeniz için bir şey bir tane yıldız olmaz yani. Çok yıldız olması lazım. İbn Haldun gibi bir insan çıkıyorsa o parça bütün ilişkisi çerçevesi içerisinde İbn Haldun'u mümkün kılacak bir vasatın olması lazım. Vasat olmadan çıkmaz bir şey ortaya. Yani efendim Türkiye'de mimari kötü. Hani değil mi eleştiriyoruz? Ne iyi? Yani mimarinin çok iyi olması Türkiye'de şu şartlarda hastalık alametidir. Sıhhat alameti değil ki. Yani bir adam düşünün pazuları çok gelişmiş sağ eli, sol eli zayıf. Bu sağlık alameti mi? Değil. Nasıl ki biz yemek yediğimiz zaman doğal bir düzenle vücudumuza dağılıyorsa değil mi? Tüm vücudumuz bundan istifade ediyor. Sadece şeker, yağ bir yerde birikiyor. Orada bile her yerde birikmiyor. Ayağımızda birikmiyor yani. Göbekte birikiyor filan. Kültür hayatı, sosyal hayat, ne dersek diyelim adına, orada da ilişkiler o doğal düzen içerisinde cereyan eder. Bir medeniyette, bir kültürde iyi bir mimari varsa iyi bir şiir vardır. İyi bir müzik vardır. İyi bir edebiyat vardır. İyi bir sanat vardır. Ne bileyim ben, iyi bir bilim anlayışı kendi dönemi bağlamı içerisinde mevcuttur. Bunların nispetleri arasında cüz'i farklar olabilir. Biri çok iyidir, biri çok kötüdür değil. Biri biraz daha iyidir, daha gelişmiştir, değil mi? Diyelim ki 17. yüzyılda 1650'den sonra İtri ortaya çıktıktan sonra Türk sanat musikisinin aldığı seviye 16. yüzyıla göre yani 17. yüzyılda mukayesemizde daha ileridir ama bu 16. yüzyılda müziğin çok kötü olduğu anlamına gelmiyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla herhangi bir kültüre, medeniyete, düşünceye baktığınız zaman o biraz önce Turgut Cansever Hoca'nın örneğinde olduğu gibi çok küçük bir parçasında eğer becerebiliyorsanız tüm medeniyeti, tüm kültürü müşahede edebilirsiniz. Onun için istisnalar kuralın genel kuralı doğrulayıcı verilerdir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu niye anlattım şunu anladım. 1453 ile 1600 arası yani bizim dersimizin ana konusunu Semaneden Süleymaniye oluşturan çerçevede tüm bu anlattığımız geçen haftalardaki yapılar artık belirli bir ahenge, belirli bir nispete ulaşıyorlar. Şimdi bu kaçınılmaz arkadaşlar. Bir yerde nispet yoksa, bir oran orantı yoksa orada kaos olur. Bu sizin hayatınızda da böyledir. Kendi kişilik hayatınızda da nedir? Çevreyle olan ilişkiniz, eğitiminiz, anne babanızla olan ilişkinizin hepsinin dikkat edin belirli bir oranı vardır. Belirli bir nispet teorisine göre çalışır. Değil mi? Bir yerde ifrat öbür tarafta o zaman ne derler? Bu hasta derler yani. Okulda çok iyi ama evde çok kötü. Bu mümkün değil yani. Anlatabildim mi? Arkadaşlarıyla çok iyi ama anne babasıyla çok kötü değil. Yani orada derece farklılıkları olsa bile mahiyet farklılıkları olmaz. Dolayısıyla şeyde bu bahsettiğimiz dönemde Osmanlı entelektüel hayatında artık belirli bir nispetin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu nispet bir tarafıyla da çok iyidir de bir tarafıyla da tehlikeli bir
durumdur. Niye? Eğer nispet belirli bir ritme dönüşürse, bir tekrar üretmeye başlarsa çürümeyi getirir. Kesin kendi hayatımızda da böyledir bakın. Mesela tıbbi açıdan diyelim ki şöyle bir şey var. Bir insan spor yapar değil mi? Sabah kalkar mesela, böyle bir program düşünün. Sabah 9'da spor yaparım. İşte 10'da kahvaltımı yaparım. 11'de işe giderim mesela. Tamamen örnek veriyorum. Şimdi bunu ilk yaptığınız zaman vücudunuza iyi gelir biliyorsunuz. Her gün 9'da spor yap, 10'da kal. Ama bir süre sonra vücut buna alışır. Ritmik bir hale dönüşür. Hiçbir faydası yoktur vücuda. Onun için ani değişiklikler, bu da yeni öğrendiğimiz bir şey. Ani değişiklikler insan için önemli. Mesela ders çalışıyorsun, hiçbir plan yok. Tık kalkıp gideceksin, gezeceksin. Daha vücuda sağlıklı. Anlatabildim mi? Yani tabii basit bir örnek bu ama medeniyetlerde, kültürlerde ritim, nispet önemlidir ama bu nispeti tekrara ve alışkanlığa düşürdüğünüz zaman çürüme başlar. Duraklama, efendim, içe çökme diyelim buna bilimsel olarak. İçe çökme başlar. Niye? Çünkü tekrar size içinde yaşadığınız o gerçeklik küresinin niçin inşa edildiğini, hangi sorular üzerine kurulduğunu unutturur. Cevaplar içinde yaşamaya başlarsınız. Ya hakikaten bu niye söylendi ki? Bunun arkasındaki cevap neydi ki? Değil mi? Bunun pek çok örneği verilebilir. Şimdi o açıdan Osmanlıların bu döneminde hemen hemen her alanda o bahsettiğim nispete uygun bir ritim tutturuluyor. Hemen hemen her alanda bunu görüyoruz. Şimdi hatırlarsanız demiştik ki Osmanlıların Türk tarihindeki belki de hani pek çok özelliği var. En önemli özelliği Türkçeyi uluslararası bir dile dönüştürmeleri. Şimdi Göktürkler Türkçe konuşuyordu ama Göktürkler konuşuyordu bunu. Büyük Selçuklar Farsça halk Türkçe konuşuyor belki ya da hanedan ama resmi dil Farsçaydı. Belli yerlerde Arapça. Osmanlılar Türkçeyi sadece hanedanın dili, sadece devletin dili değil artık uluslararası bir dile dönüştürüyorlar. Değil mi? Bunun pek çok örneği var. Ve bu Türkçeye uygun da bir Türkification, yani Türkçeleştirme faaliyeti yapıyorlar. Bunun üzerine durmuştuk. Bu özellikle 16. yüzyılda zirveye ulaşıyor. Hemen hemen her alanda Türkçe eserler üretilmeye başlıyor. Diyelim ki mantık. Yani pratik, şöyle düşüneceksiniz yine. Yüksek kültür kolay ifade edilen bir şey değildir. Yani siz çok basit bir dille, Pigme kabilesinin diliyle kuantum fiziği yapamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şimdi matematik diyorsun, kalkülüs diyorsun da kalkülüs sabahtan akşama kurulmadı. Milattan önce 3000'den Mezopotamya'dan başlıyor matematik. Mısır'ıydı, şuydu, buydu. Harizmiler geliyor bir dile ulaşıyor. Bu dili siz diyelim ki hiç bu gelişmelerle alakanız yok. Böyle bir dünyada değilsiniz. Afrika'dan geldiniz. Çok zeki bile olsanız en fazla yapacağınız şey bu dili öğrenmektir. Kendi ana dilinizden buraya kelime üretemezsiniz. Bakın bunun en güzel örneği 1470'lere kadar Osmanlı entelektüelleri yüksek İslam kültürünü Türkçeleştirirken kelime üretmeye başlıyorlar. Bunlar daha önce Türkçe'de yok. Kelime üretmeye çalışıyorlar. Ama yetmiyor ki. İmparatorluk kurulduktan sonra özellikle artık vaktiniz yok. Yani siz dünya ölçeğinde bir imparatorluğa dönüşmüşsünüz. Bir de eski dünyanın tam ortasındasınız. Tamam mı? Sizin tutup düşüneyim, kelime üreteyim değil, hızlı bir şekilde mantığı kurmanız lazım. Diyelim ki Ladikli Mehmet Efendi, Samsun Ladik, Ladikli Mehmet Efendi 2. Beyazıt döneminde mantık kitabı yazıyor. İddiası çok büyük. Niye Arapça, Farsça mantık kitabı var da Türkçe olmasın diyor. Şu iddiaya bak. Böyle bir iddiayı daha önce zor bulursun sen. Ama yazdığı mantık kitabının sadece sentaksi Türkçe büyük oranda. Belirli terimler Türkçe ama ana hatlarına baktığın zaman Arapça. Niye? Çünkü yüksek İslam kültürünü birden sen tutup birebir nasıl çevireceksin? Ya Tanzimat'tan beri Türkçe kelime üretiyoruz, hala beceremedik. Hala beceremedik. Çünkü bilimler hızlı gelişiyor. Değil mi? Şimdi git kimyaya, git tıbba, git efendim fiziğe. Ne kadar Türkçe okuyorsunuz Musa kimyayı? Yabancı. Terimler. Ha, sentaks Türkçe işte bu. Osmanlı da onu yapıyor. Sadece biz yapmıyoruz ki. İranlılar bizden daha eski bir kültür.
yazılı kültür olması bakımından. Onlar da aynı yani, yazdıkları matematik kitapları elimizde, tıp kitapları elimizde. Hint kültüründeki Müslümanlar, Çin kültüründeki Müslümanlar o yüksek kültürün terminolojisini kullanmak zorunda kalıyorlar. Biz bugün nasıl İngilizcenin ürettiği terminolojiyi kullanıyoruz? Bundan 50 yıl önce Fransızcanın terminolojisini kullanacağız. Tüm iç çamaşırlarımız Fransızca ya. Değil mi? Yani bir don vardı Türkçe'de. Don, pantolon demekti. Donu bilmem ne abi. Onu da beğenmedi. Külada çevirdik. Değil mi? Karma karışık. Yurt dışına gittiğiniz zaman buna dikkat edin. Bizim bir arkadaş şeyde, Montreal'de Fransızca dersi alıyor. Dilinizde Fransızca kelimeler var mı diye. Arkadaş da saf bütün yabancı şey Fransızca iç çamaşırı kelimelerini sayınca sapık mıdır nedir diyor. Bakmış hoca, yani başka Fransızca kelime almamış mı bunlar gibisinden. Şimdi siz de hızlı bir şekilde yüksek kültür içerisine entegre olduğunuz zaman o terminolojiyi kullanırsınız. Ama mantık kitabı yazıyorsunuz. Ya da diyelim ki Seyyid Ali Reis, biliyorsun Seyyid Ali Reis'i değil mi? Çok enteresan bir adam, Osmanlı kaptanı derya kaptanlarından. İşte şeyde Hint Okyanusu'nda bir savaşta Portekizler yeniliyor, Hindistan'a sığınıyor. Oradaki Müslümanlara sonra oradan uzun bir yolculuk yapıyor. Yani batıyor herhalde, bir şey oluyor. Tabii tabii savaşta. Tekrar geliyorlar. Tabii tekrar geliyor Kanuni falan. Şimdi Seyyid Ali Reis'in Hulasatul Hey'e diye bir eseri var. Tarihte yazılmış ilk teorik astronomi kitabı Türkçe. Tamam mı? Şimdi Hulasatul Hey'i açıyorsunuz. Yani o dönemde ders kitabı olarak okutulan işte Ali Kuşçu'nun El Fethiyesi, ondan sonra Musa Kadızade, Bursalı Musa Kadızade'nin Şerr-ül Mülakas ve İmriyesi, diğer astronomi eserlerinden hareket ederek güzel bir eser hazırlıyor. Şimdi girişte diyor ki, Halep'te diyor, bir şeye uğradım, zaviyeye gittim. Orada işte bir şeyhle karşılaşmış. Konuşurken ya demiş, demiş ki şeyh diyor bunu bakın, bilinç çok önemli. Ya diyor Arapça astronomi kitabı var. Farsça astronomi kitabı var. Türkçe niye astronomi kitabı olmasın? Şimdi demek ki bu yüzyılda yani özellikle 2. Beyazıt ve sonrasında Osmanlılar artık kendi ben idraklerini yüksek düzeyde fark ediyorlar. İki kavram geliştiriyorlar. Biri devlet ebed müddet. Biri de nizam-ı alem. Şimdi ne demek bu? Şu demek. Biz farklı bir şey yaptık tarihte. Bu bilinç çok önemli. İnsanlar hep bir şey yapıyorlar tarihte. Ama biz farklı bir şey yaptık. Bu artık ne Arapların yaptığına benzer, ne Bizansların yaptığına benzer, ne Farsların yaptığına benzer. Şimdi bu bilinçtir zaten sizi diğerlerinden ayıran. Ve ister istemez bu farklılığı mimariye de yansıtıyorsunuz, şiire de yansıtıyorsunuz. Efendim şuna da buna da yansıtıyorsunuz. Üst bir bilinç, kendi yani şuna benziyor bu. Kendi içinize katlanıyorsunuz. Ya ben bir şey yaptım. Bu farklı bir şey. Bunu çeşitli açılardan yorumlamaya başlıyorsunuz. Osmanlıların 1299-1302 diyelim yaklaşık bir 200 yıl içerisinde yaptıklarının getirdiği sonucu yorumlamaları ve onu adlandırmanın son derece önemli. Bunu her şeyde görüyorsun. Diyelim ki Nevi şair, adam ne diyor 1550'lerde? Ha diyor, bu Araplar şiir yazarmış, Farslar şiir yazarmış. Gelsin onlara şiir öğreteyim. Ulan sen daha 50 yıl önce o şiiri taklit ediyordun. Anlatabiliyor muyum? Siyasi bilinç. Bunlar paralel. Siyasi bilinç, kurumsal bilinç değil mi? Ondan sonra ilmi bilinç. Tüm bu yapılar o nispet teorisine göre gelişen o küre, o yapı. Sen de öyle bir şekilde tezahür ediyor ki artık yepyeni bir gözle bakıyorsun olgu olaylara. Arkada çünkü psikolojik, büyük bir psikolojik yapı var. Gel, gel ben size şiir öğreteyim diyor ya. Bu süreç içerisinde tüm bu yapılar neyi yaratacak? Tarzı Osmani. Bir Osmanlı yaşama tarzı. Amerikan yaşama tarzı var ya.
Bugün hala kullanıyorsunuz. Roma yaşama tarzı bunlar. Çok nadirdir yani dünyada bu tür bir yaşama tarzına dönüştürmek olup biteni kolay bir iş değildir. Bir yaşama tarzı üretiyor. Bu yaşama tarzı sadece Osmanlı coğrafyasında değil, Avrupa'da da taklit ediliyor. Şimdi Osmanlılar da bir tarzı Osmani üretiyorlar. Bu büyük oranda işte bu yüzyılda üretilmeye başlanıyor yavaş yavaş. Ve tabii bu ne oluyor? Bir süre sonra bir tekebbür. Kendini beğenmişlik, bir istisnalık doğuruyor. Başımızın en büyük belası bu olacak. Yani ben farklıyım kardeşim. Ha burada efendim Müslüman olmak bunu engellemiyor. Yani ben yapıp ettiklerimle, ontolojik olarak varlıkçı değil ama yapıp ettiklerimle farklıyım. Ya Süleymani'yi ben yaptım, var mı yapan başka bir şey? Böyle bakıyor adam olaya. Yap hadi göster bakayım. İşte şu coğrafyayı ben ele geçirdim. Bu coğrafyayı ben yönetiyorum. Değil mi? Efendim işte benim şiirim var, benim sanatım var, benim bir ilmim var her açıdan. Dolayısıyla bu yüzyıl artık Osmanlıların sadece İslam dünyasında tüm dünyada o şeyi sosyoekonomik, politik, entelektüel tüm yapıyı domine ettikleri, belirledikleri bir dönem. Etki alanları çok çok güçlü. Ve Avrupa'nın o coğrafi işgaller neticesinde elde ettiği birikimi bile nasıl diyelim rahat kullanmalarına fırsat vermeyecek şekilde belirliyorlar. Unutmayın Osmanlıların en büyük daha doğrusu Avrupa'nın Osmanlılara kinin en büyük nedenlerinden biri kapitalizmi geciktirdi Osmanlı. Yani Osmanlı'nın yükselişiyle kapitalizm yükselişi arasında bir paralellik var. Erken ticari kapitalizm İtalyan devletlerinde yavaş yavaş coğrafi işgallerin neticesinde ortaya çıkan değil mi? Ticaret kapitalizminin gelişmesi bunu Osmanlılar engelliyor. Belirli bir şeyde tutuyorlar. Belki insanlık daha büyük felakete çok erken bir tarihte kavuşacaktı. Belli olmaz o. Şimdi bu yapı her şeye sirayet edecek. Diyelim ki hani konumuz değil ama şiire bakıyorsun değil mi? Kim var? Fatih'ten başlatmıştık hatırlayın. Fatih, Cem Sultan, Ahmet Paşa, Necati'den Fuzuli, Baki hep bu dönem değil mi? Büyük şairler yetiştiriyorsun. Fuzuli, Baki, Nedim. Ya ben uzmanlık alanım değil ama onlarca büyük isim var. Ya Fuzuli yeter zaten tek başına. Baki yeter yani. Değil mi? İşte mimari hepiniz biliyorsunuz. Mimar Sinan en zirvesi ama elbette mimar tek başına. Şu doğru bir şey değil. Sembol isimler bir tür paket. Hani paket dersen bir şey bağlarsın ya pakete. Ne diyorsunuz ona? Ha? Kurdela. Ha. Kurdela gibidir. Mimar Sinan diyorsun, Mimar Sinan sanki tek başına yapmış bütün bunları. Ya da Kanuni şöyle, ya Kanuni dediğim büyük bir sistemin üyesi. Sistem olmadan bir şey yapamazsın ki. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldı. Ha tabii tabii çıktı tek başına, verin lan İstanbul'u bana dedi. Olur mu ya, koca bir ordu var, koca teknisyenler var, entelektüel zihniyet var, anlattık. Yani bir kişinin tek başına yapacağı bir şey değil. Biz konuşurken kolaylık olsun diye A kümesi üzerine konuşuyoruz. O kümeyi temsil etme kapasitesi en yüksek olan. O sadece bir temsildir. Dedik ya hani bir küçük taş parçasında bile medeniyet okuyorsun. Mimar Sinan üzerinden okuyorsun. Fuzuli üzerinden okuyorsun. Kanuni üzerinden okuyorsun. Değil mi? Yoksa muazzam bir birikimin üyesi onlar. Bir kümenin üyesi yani. O kümeyi bir bütün olarak düşünmek lazım. İşte dediğim gibi şiirde bu böyledir, mimaride bu böyledir. Şimdi gelelim entelektüel hayatta ne oluyor? Dedik ki birinci madde Osmanlı bu dönemde artık İslam dünyasının tüm birikimini tevarüs etmiş. En ince ayrıntılarına kadar tevarüs etmiş. Hatta ne dedik geçen hafta? Artık sinir uçlarında düşünüyor. Medeniyet çünkü artık 800'lü, 1000 yıllık bir medeniyet. Sinir uçlarında düşünüyor. Nasıl düşündüğünü, hangi yöntemleri kullandığını da bahsettik. Dolayısıyla her alanda artık önemli isimler yetişmeye başlıyor. Şimdi diyelim ki silgi neredeydi? Şurada. Mesela ha bir de şu var. Pratik teori ilişkisi de belli bir nispet teori şeyi gerektirir ilişkisi. Ameli şöyle. Tatbiki, ameli ve nazari. Bu da bir nispet ilişkisidir. Bunu da iyi anlamak lazım. Büyük medeniyetlerde
medeniyetin kendi yapısı ile o medeniyetin üyesi olan kültürlerin nispeti de buna göre belirlenir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi bu yapı medeniyet ölçeğinde İslam medeniyeti. Ama bir de bunun Osmanlı-Türk tecellisi var. Yapılan ona göre şey yapar. Mesela nazari kültür, dil çok zordur arkadaşlar. Soyut dil. Mesela nazari dilde Türkçeleşmeyi çok kolay gerçekleştiremezsiniz. Çok zaman ister. Yani bugün İngilizce, felsefi terminoloji ya da ne bileyim ben üst seviyede yüksek bilimi kolay kolay karşılayamıyorsun. Değil mi? Osmanlılarda da mesela nazari metinlerin tercümesi çok geç dönemdir. Ama ameli olan metinler, hele hele tatbiki metinler büyük oranda Türkçedir. Bu muhatap dediğimiz bir yapıyla yürüyor. Muhatap kim? Tamam, mesela tıp. Şimdi tıp senin alan. Tıp mesela nasıl bir alandır? Bir tarafıyla nazaridir. Şimdi bakıyorsun nazari metinler büyük oranda Arapça. Ama her tabip Türkçe bilmez Osmanlı'da. Arapça nasıl bilsin? Arapça bilmez. Nasıl bilsin ki? Bakıyorsun onun için tıp kitapları yavaş yavaş Türkçeleşmeye başlıyor. Değil mi? İlk Türkçe tıp kitabı kimindi? Hekim Berke'nin. Hekim Berke. Hemen peşinden Hacı Paşa. Değil mi? İşte İshak bin Murat derken geliyorsun Şerefettin Sabuncuoğlu. Hı? Ve efendim? Amasyalı. Ve peşinden gelen diğer tabipler. Altunizadeler falan. Türkçe tıp kitabı yazıyorsun. Çünkü şifahanelerde çalışan insanlar Arapça metin okumak zorunda değiller. Değil mi? Mesela coğrafya. Bak onu alalım. Şimdi coğrafya teorik tarafı astronomi kitaplarında okutuluyor Arapça. Ama coğrafya neticede devletin ihtiyaç duyduğu bir şey. Askerlerin, komutanların, onlar yüksek kültürün temsilcileri Arapçayı bilmek zorunda değiller. Bakıyorsanız coğrafya kitapları Türkçeleşmeye başlıyor. Mesela Mustafa bin Ali el-Muvakkıt çok önemli bir adam. El-Muvakkıt. Şu Şehzade Camii'nin muvakkıtı. Sonra baş astronom. Kanuni dönemi çok istikrarlı bir dönem olduğu için o dönemde görev alan bürokratlar da ölünceye kadar görevlerinde kalıyor. Çok uzun süre görevinde kalmış. Zaten ölünce de Takiyüddin'in aslında. Şimdi Mustafa bin el-Muvakkıt'ın coğrafya kitaplarına bakıyorsun Türkçe. O dönemde yazılan diğer coğrafya kitaplarına da bakıyorsun büyük oranda Türkçe. Niçin? Çünkü devletin, yönetici elitinin ihtiyaç duyduğu şeyler, metinler ve bunlar Türkçe yazılması lazım. Bir Türkçeleştirme faaliyeti sadece dil bilinciyle alakalı, ihtiyaçlarla da alakalı. Şimdi Mustafa bin Ali el-Muvakkıt kitap yazıyor. İlam-ül İbad. Yani kulları bilgilendirme. Kitabı açıyorsun. Girişinde çok enteresan bir söz var. Değil mi? Hep ben tekrar ederim. İstanbul ki dünyanın merkezidir diyor adam. Şimdi bilinci görüyorsun değil mi? Bu adam Osmanlı bürokratı, astronom, efendim muvakkıt, coğrafyacı. Eserlerinin %90'ı Türkçe. Arapça eserler de yazıyor ama %90'ı Türkçe. Çünkü devletin ona ihtiyacı var. Toplumun ihtiyacı var. Ve bilincine bak adamın. Yani yaptığı her işe İstanbul'u merkez alıyor. Merkezi buldan tüm ülkelerin. Ve onu merkeze alıp diğer şehirleri o İstanbul'a ilişkisiyle, coğrafi ilişkisi, astronomik ilişkisi, uzaklıkları filan ona göre belirliyor. Bu aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin bir tür nasıl diyelim ufkunu da belirliyor. Fetih ufkunu. Yani Çin'i de fethedebilirsin, Maçin'i de fethedebilirsin. Bir perspektif var. Bunu hemen hemen her şeyde görebilirsin. Şimdi bulamadım yazmayı. Bende yalnız notları var bende.
tabii gel artık ömür çok hızlı gelip geçince 30 yıllık belki bir şey. Bu dönemde yazılmış bir eser var. 2050'ye kadar devlet yıkıldı ama 2050'ye kadar Osmanlılara gelecek padişahların adlarının dökümü. Sadrazamların dökümü. Şu ya şu bilince bakar mısın? Yani adam 2500 2050 diyor. 2050'yi de hani buraya kadar ancak bize malum oldu anlamında yani. Yıkılacağını düşünmüyor. Devlet ebed müddet adam. Bakıyor olaya. Sultanların adlarını veriyor. Ondan sonra sadrazamların adlarını veriyor. Böyle çok çeşitli listeler oluşturmuş adam. Bunun doğru olup olması önemli değil. Adamdaki bilince bak. Ya da adam şeyleri kutupları çıkartıyor mutasavvuf. Her yüzyılın bir kutbu var. 16. yüzyılda başlıyor. 17. yüzyılın kutbu kim olacak? 18'i kim olacak? 19 kim olacak? 20 kim olacak? Yine burada önemli olan adamın yaptığının doğru yanlış değil. Bilince bak. Adam kazık kalktığını düşünüyor. Yani bu yıkılmayacak bu devlet. Ve bunların çok çeşitli açılardan yöneticileri, işte maddi ve manevi yöneticileri adamla dökümü çıkartıyorlar. Böyle bir bilinç var. Şimdi bunu bizim anlamamız biraz zor. Biz yenilmiş. Netice yenildik. Büyük sıkıntılar yaşadık. Bu psikoloji bizde yok. Yani böyle bakamayız ona ya. Ama adamlar böyle bakıyorlar. Hocam İstanbul'un merkezi diyor ya. Evet. Muhakkete olduğu şey Serdem Hoca'nın da İstanbul'un merkezi, köşesi. Biliyorsun bir taş var. Yani biliyorum biliyorum. Tabii Nasrettin Hoca'nın iki fıkrasına benziyor değil mi? Eşeğimiz sağ ayağı merkez. İsteyen ölçsün yani ben. Şehzade köşesi de. Tabii biliyorum biliyorum orada şey var zaten. Belki de o vazetmiştir onu. O aklıma o geldi inşaat sırasında çünkü yaşı yettiği için o bölge yani. Olabilir. Boşuna Sezai Karakoç orayı çok sevmiyor. Değil mi? Rahmetli. Gelecek perspektifi yapan ismin. Ne? Yani bu 2050'ye kadar. 2050'ye kadar merak ediyor listede var mıyım diye herhalde. Sen mi? Yok bunu söyleyen yazan kim? İşte hatırlayamadım diyorum. Bulamadım metni. Bir Erzurum'da böyle düşünüyor olayı. Ben yokum. Kredik payda hocam ben büyük. Fakat beni en çok şaşırtan 19. yüzyıldaki kutup bir hanım. Ve başı açık. Resmi çizilmiş çünkü. Ya şeyle de tarihsel bağlamla da çok uyuşuyor değil mi? Fatma Aliye mi? Yok yok yok. 16. yüzyılda adam bunu. 19 yani yok yok. 16. yüzyılda ha hatırlamıyorum şey isimleri falan. Bu çok eski bir bilgi çünkü 30 yıllık 35 yıllık. Şimdi şunu hissettirmeye çalışıyorum. Adamların ufku bu. Kazandıkları psikoloji bu. Şimdi Amerika'ya gittiğin zaman bir Amerikalı, Amerika derken vatandaş demiyorum tabii. Amerikalı elitle görüştüğünüzde o hissiyatın ne olduğunu anlıyorsunuz. Yani İngilizceniz biraz kör topal gitsin bak nasıl sana muamele ediyorlar. Ya da bilgi birikimin. Hocam bunun dezavantajı da var ama küçük bir yenilgide de kırılgan oluyorsunuz. Hiç beklemediğiniz bir şey oldu. Psikolojim bozulur tabii. Şimdi hatırlarsanız anlattım Postel İstanbul'a geldiği zaman Fransız haricisi ilk oryantalistlerden böyle bir mistik mezhep yorumcusu devletten Türkçe öğrenmek için Arapça Farsça biliyor Türkçe öğrenmek için hoca istiyor. Anlatmadın mı burada bunu? Anlattım. Ne demişti? Adamı kovuyor akşam. Yani ders veriyor sonra bu mübarek değil bu gavurun ağzına yakışmıyor. Kendi dilini başka bir özellikle gayrimüslim bir insanın konuşması bile adamı rahatsız ediyor. Öyle bir psikoloji var. Bunun doğru ve yanlış olduğunu söylemiyorum arkadaşlar. Bu bugün de var. Hayır, yani İngiliz narsizmi falan biliyoruz. Bu da gayet insani bir şey. Bu doğru yanlış tartışılan resim bu. Ve öyle bir hale geliyor ki bu. Bakın 1600'lerde, 1600'e doğru biliyorsunuz nedir? Milenyum beklentisi var. Hem Avrupa'da hem İslam dünyasında hicri bin yıl kıyametin kopması, kopacağı daha önceden işte İbn Kesir'de Abdurrahman Bistami gibi mistik düşünürler. Bununla alakalı bir sürü metin üretmişler.
Hatta İstanbul'un fethini bile bundan dolayı istemiyor bazı Osmanlı paşaları. Çünkü fethi kıyamet alametlerinden biri. Bunu anlattım size. Evet. Ama fetihten sonra bu kıyamet alametlerini değiştiriyor evet. Şeyler. Daha moral değerlere şabı. Şimdi Osmanlılar da 1600'lere doğru kıyamet kopmayınca bunu neye bağlıyor adamlar? Bir gerekçe öğretmen lazım. Çünkü insan bir yanlışlık yaptı. Hayır. Nedenleme çok önemlidir. Nedensiz zihin rahat edemez. Bir nedeni olacak. Yani bu mistik bir neden bile olsa. Öyle bir nizam kurduk ki, öyle adil bir düzen kurduk ki Cenab-ı Hak varlığın ömrünü uzattı. Yüzüstü hürmetine yaptığımız işin. Değil mi? Ha. Şimdi bu psikolojiyi düşünün. Bakın bu psikoloji size nasıl bir güç veriyor. Bunun kazandığı kibir, tekebbür, değil mi? Seçilmişlik duygusu. Yani Osmanlı olmak. Yani o kadar önemli ki mesela Arapça kitaplar bile artık sizi Türkçe yazıyorlar. Osmanlı. Aynı bir sınıf oluyorsunuz. Bu Osmanlı'da halkı kastetmiyor. Yönetici eliti kastediyor. İstisnai bir grup oluyorlar onlar. Anlatabildim mi? O gruba mensup olmak, hani niye çocuklarını vermek istiyorlar adamlar? Boşnaklar Müslüman oluyor. Devşirmelik üstünden çıkartıyor ama itiraz ediyorlar. Biz vermek istiyoruz. Osmanlı olacak bu adam. Seçilmiş bir grubun üyesi olacak. Bugün nasıl Afrika'da aileler çocuklarını şirketlere veriyorsa biliyorsunuz değil mi? Bahsettim Afrika'da Avrupa ve Amerika'dan şirketler var bu iş için. Zeki çocukları alıp işte Fransızlar alıyor, Almanlar alıyor. Çünkü zeka doğal bir şey. Yani siz onu yapay olarak henüz üretemedik. Bu çocukları alıp Fransızlaştırarak, Almanlaştırarak geçtirip Alman şeyine, kültürüne, Alman, Fransız politikası hizmet ettiriyorlar. Bizde de aynı benzer bu şirketler yapamıyor. Türkiye bir devlet çünkü ama bizde de bunu psikolojik olarak yapıyorlar. Türkiye'de yaşanmaz. Türkiye bitti. Zeki insanları bu şekilde kaçırıyorlar. Bu da bir siyasettir. Arkadaşlar, bu basit anlamıyla Türkiye'deki bir iç çatışma değil, dışarıdan beslenen bir şey. Türk, beyaz bir de üstelik, hani Afrika'dan daha iyi, zeki insanları yurt dışına gönderme projesi, özellikle Türkiye'de bazı liselerde, üniversitelerde özellikle kasti bir şekilde yapılıyor. Kayıtlara girsin. Aynı şey her dönemde var. Romanlar da bunu yapıyor, Abbasiler de bunu yapıyor, Osmanlılar da bunu yapıyor. Çünkü dediğim gibi siz zekayı doğal yapay olarak üretemezsiniz. Lider insanı onun okulu yok. O doğal bir şey. Devletin lider insanlara ihtiyacı var. IQ'su yüksek insanlara ihtiyacı var. Ve bu belirli bir eleme süzgecinden geçen insanlar ve siz bu bir piramit gibi düşünün yönetici eliti. Piramidin altında siz bir kale komutanı olursunuz zekanızla nispetle ama bir de yukarı çıktığınızda paşa olursunuz, yukarı çıktığınızda sadrazam olursunuz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu elit grubunun içerisine girmek için aileler can atıyor. Kim atmaz ki? Size Cagıl Paşa'yı anlatmadım mı? Yok. Cağaloğlu. Söylediniz. Anlattım. Sana mı anlattım? Herkes anlattınız. Cağaloğlu'nu anlattım. Adam ne yapıyor? Ailesi İtalya'da. Alıyor Osmanlı donanmasını, donanma komutanı. Gidiyor İtalya'ya. Papa korkuyor değil mi? İtalya. Diyor ki annem babam çocuk babası vefat etmiş. Babasını da Türk'te Osmanlılar öldürüyorlar savaşta. Kemal Reis. Ailemi getirin diyor. Özledim onları. Geliyorlar kaptan derya gemisinde yiyorlar, içiyorlar, sohbet ediyorlar. O sırada abisi diyor ki bak papa bana dedi ki diyor. Abin alsın kardeşin tüm donanmayı bizim tarafımıza geçsin. Ne diyor Cagıl Paşa? Bana ne vereceksiniz bunun karşılığında? Ulan ben şu anda dünyanın en güçlü devletinin donanma komutanıyım lan. Ya bana ne vereceksin? Hani bırak Müslümanlık, Hristiyanlık, hani yetiştiğim kültür filan. Ne karşılığında ne vereceksin? Bu anlatabiliyor muyum bu psikolojiyi? Şimdi gidip Amerika'da bilmem ne başarısız gösterdiği Türkiye'de şey anlatmıyor muyuz biz? Amerika'da gitti büyük sinemacı oldu, büyük fotoğrafçı oldu, işte şu oldu, bu oldu demiyor muyuz? Şu üniversitede görev aldı. Yani hatta daha da ağırını söyleyeyim. Türkiye gelse normal şartlarda adam yerine koymayacağın kişi orada bir statü elde etmiş bir bilmem 3. sınıf bir üniversitede Türkiye'de adam yerine konuluyor. Ben tanıyorum şu bir kısmı canım. Niye? Çünkü bütünün parçası oluyorsun. O bütün o meriyolojik ilişki sana da yansıyor. Sen kalitesiz olman, değersiz olman orada göze batmıyor. Anlatabildim mi meseleyi?
Şimdi aynı bu mantıkla düşünün. Osmanlı'ya gelip işte Avrupa'dan görev almak isteyen, değil mi? O silke dahil olmak isteyen bir sürü insan çıkıyor. Hep bununla alakalı mesela. Hangi alanda olursun? Peki, sonra da Rum prensleri hep Osmanlı paşaları oldular yani. Tabii tabii. Başka ya, gelenler de var. Gelip katılanlar da var. Yani şimdi bu psikolojiyi iyi anlamanız lazım. Bu psikoloji sadece Osmanlılara has bir psikoloji değil. Tarihte büyük imparatorlukun, mesela Makedonlar, İskender ve çevresini düşün. Evlenmek istemiyorlar yabancı kadınlarla, değil mi? Moğolları düşün. Abbasiler. Büyük imparatorluklar. Yani tarihte kendi dönemine merkeze alıp eşi benzeri olmayan iş başardığını düşünen böyle bir bilince sahip insanların yaptığını bu şekilde bakmanız lazım olaya. Bunun doğru yanlışlığını söylemiyorum. Resim bu yalnız. Bu insan psikolojisi. Yani şimdi içinizden biri çok başarılı olduğunda zekası, çalışkanlığıyla nasıl bir kimlik geliştirir? Yani şunu başardım, bunu başardım, şunu okudum, şu şirketi kurdum, değil mi? Şöyle malı götürdüm gibi bir psikoloji oluşmuyor mu etrafınızda? Ama tam tersine başarısız bir insanın psikolojisini düşünün. Aradakileri düşünün, bir mukayese edin. Devletler de böyle, insana benzer bu iş yani. Ya oradaki... O yansır. Yani tabii o dönemin bugünkü gibi ulus devlet mantığıyla düşünme ama yansır o. İstanbul'dan yansır. Düşünün Selimiye Kışlası kurulduğu zaman halk yürüyüş yapıyor. Biz ne yanlış yaptık da sultan böyle iğrenç bir binayı bize layık görüyor. Estetik düşüş. Oradaki saray yıkılıp yapıldı. Çünkü. O estetik düşüşü yüksek bir adam. Ya mahya kavgası yapıyor şehir ya. Üsküdar'daki camilerdeki mahyalarla Eyüp Sultan camisindeki mahyalar arasında fark olduğu zaman halk kaleyana geliyor. Tabii yansımaz mı? Yansıyor. Düyüş, bir düyüşüyor. İstanbul'da da var düyüş. Ne düyüşü var? Çorba. Karma karışık bir şehir. Ne düyüşü var? Ortak bir kültür mü var? Ha, onun gibi. Tabii tabii halka da yansıyor belli oranlarda. Çünkü o devletin zihniyetini temsil eden insanlar büyük şehirlerde onların etrafı sadece İstanbul'da temerküz eden bir yapı yok. Anlaşıldı mı? Şimdi mesela bakın Ahlaki Alai yazarını düşünün. Ahlaki Alai. Kınızade. Ya bu bir ameli hikmet dediğimiz ahlak, ekonomiden tedbiri menzil ve siyaset kitabı. Girişinde adam ne diyor? Ya diyor, benden önce baktım. Arapça ahlak kitapları var. Sonra Tusi'nin Ahlak-ı Nasirisi var. Devvani'nin Ahlak-ı Celalisi var. İşte şu var, bu var. Şimdi ben de öyle bir kitap yazacağım ki hepsini içirecek, hepsini ama aşacak. Şimdi bu psikoloji olmadan bunu yapamazsın sen. Oturayım bir kitap yazayım, bir kuantum fiziği yazayım. Avrupa, Amerika, tüm kuantumcular açsın. Hadi yap. Alkışlayayım seni. Mümkün değil ki. Anladın mı? O bütün olmadan o parça ortaya çıkmaz. Adam bu psikoloji içerisinde. Öyle bir kitap yazacağım ki diyor. Ameli Hikmet kitabı. 500 sayfa. İslam dünyasının tüm tecrübesini içerecek. Ama aşacak. Fakat Türkçe olacak. Çünkü kendi kimliğinin bir parçası Atatürkçe. Ya da Gelibolu Mustafa Ali'yi düşünün. Gelibolu Mustafa Ali'yi okurken ben şey diyorum. Herhalde bir adım kaldı kendini Tanrı kabul etmeye yani. O kadar bir mağruriyet var ki adamda. Üf. O Anadolu kimliği, o Anadolu oluşmuş Türk kimliği. Bazen buna şey diyor, Ehl-i Rum diyor yani Anadolu, coğrafi anlamda. O kimlik adamda o kadar oturmuş ki kendisini neredeyse küçük bir tanrı gibi görüyor. Yazdığı kitaplar da Türkçe. Ve Türkçeyi, artık Türkçe de öyle sokak Türkçesi değil. Ya da basit Türkçe değil. Değil mi? Hatta şey diyor, bu basit Türkçeyi konuşanları diyor, yüksek yöneticileri de döveceksin diyor. Tabii tabii meşhur bir cümlesi var. Arapça farz, Farsça vacip, Çağatayca mendup ise diyor, Türkçe bilmem ne ise diyor, bizim konuştuğumuz bu dil, bu seçkinlerin dili hepsini içerdiği için farz-ı ayn'dır diyor.
dini bir terminoloji kullanıyor. Yani Arapça var mı bu dilde? Yani öyle bir dil kurduk ki diyor, tüm dilleri içeriyor. Arapçayı içeriyor. Farsçayı içeriyor. Oğuz Türkçesini içeriyor. Çağatayca'yı içeriyor. Çağatayca biliyorsunuz. Özbek, Şeybani. Ali Şinnevai'nin şeyi. Bunu da içeriyor. E tamam, bütün bu dilleri içerip üstüne çıkmış. Dolayısıyla o dillerden herhangi birini öğrenmek için bir değeri varsa diyor, bu dili haydi haydi öğrenmeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya da Tunuslu, bak Arap bu, Türk de değil. Tunuslu bir Ahmet mi ne, şimdi ismini hatırlayamadım. Bir harita çiziyor. Türkçe yazıyor haritayı, çiziyor açıklamalarını ve ne diyor? Bu dil dünyayı yönetir. Dolayısıyla bunu Türkçe yazdım diyor. Bunu bir Arap söylüyor. Şu anda dünyayı yöneten dil budur, dil. Bak demiyor ki dünyayı yönetenlerin dili demiyor. Dünyayı yöneten dil bu diyor. Yapacak bir şey yok yani. Onun için ben bunu Türkçe yazdım diyor. Bu Tunus'ta. Şimdi perspektifi anlatabiliyor muyum? Şimdi biz genelde çok yukarıdan bakıyoruz tarihsel olaylara. Hani uçak yukarı çıktığı zaman olaylar nasıl gözüküyor? Hamur gibi gözüküyor. Halbuki tarihi iyi hissedebilmek için inip o aralarda bir dolaşacaksın. Konteyner, çöp konteynerine bir değeceksin. Anlatabiliyor muyum? Yani hissetmen lazım. Elden geldiğince, entelektüel olarak tabii, psikolojik olarak onu hissetmek çok zor. Şimdi bu tarz-ı Osmani'yi size ihsas ettirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ya da Ali Çelebi. Kimdi Ali Çelebi? 1543. Hümayunname. Oho, anlatıyoruz, unutuluyor. Neydi Hümayunname? Alaaddin Ali Çelebi tabii. O Alaaddin Ali Çelebi. Hümayunname. Neydi bu Hümayunname'nin özelliği? Dünyada en çok yabancı dile çevrilen kitaptı değil mi? 70. Hayır hayır. 58. Yani belki fazladır canım ortalaması. Neydi özelliği bu kitabın? Kelle ve Dimne'yi. Ama Bursa şeyiyle. Böyle Bursa şivesiyle değil canım. Bursa rengini veriyor ona. Muazzam bir eser yazıyor. Siyasetname bu da. Fable anlamıyla bir siyasetname. Yani o kadar etkili oluyor ki hemen İspanyolca'ya çevriliyor. Sonra Fransızca'ya çevriliyor. Rusça'ya çevriliyor. Javaca'ya çevriliyor. Avrupa'da pek çok dile çevriliyor. Ve oradaki siyasetname literatürünün, siyaset felsefesinin, ahlak felsefesinin oluşmasına ciddi katkıda bulunuyor. Eseri okuduğun zaman aynı psikolojiyi orada da görüyorsun. Artık tırnak içerisinde dünyayı yöneten bir zihniyetin perspektifi var. Peki nasıl yöneteceksin? Sana bir kitap yazıyorum diyor. Buna göre yönet yani. Dikkat et. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu da Türkçe. Tabii Türkçe derken dönemin o seçkin elitin Türkçesi. Tabii bu aşağıya süzülüyor, merak etmeyin. Şu yanlış. Elbette konuşma dili klasik kültürlerde farklıdır. Yani Japon hanedanının diliyle Japon halkının konuştuğu dil aynı değil. Rus hanedanı olmaz öyle zaten. Ama bu şu demek değil, hiç anlamıyorlar. Hani çok değil öyle. Süzüyor, aşağı doğru süzülüyor. Öyle değil o. Biz bugün bir edebiyat fakültesinin hocalarının konuştuğu dille Anadolu'daki bir köyde konuşulan dil aynı mı ya? 250 kelimeyle konuşuyor adam. Hatta 100 kelimeyle konuşan var. Günlük hayatını idame ettiriyor. İhtiyacı yok ki. Yani bakkal hesabı bilmekle kalkülüs bilmek aynı mı canım? Ya matematik, herkesin matematik bilgisini eşitleyelim. Hadi dene bakayım. Yani kalkülüs bilen 4 işlemi bilir de 4 işlemi bilene nasıl kalkülüs öğreteceksin? Ya IQ'lar farklı, kültür birikimi farklı, ihtiyaçlar farklı değil mi? Dil de böyledir arkadaşlar yani. Herkesin Fuzuli gibi konuşmasına gerek yok. Bu ayıp da değil ya. Gerek de, gerekmiyor da zaten. Biraz kültürle behresi olan değil mi? Bunu öğrenir. Şimdi aslında bakın arada pek çok isim de verdik. Kınalizade dedik, Ali Çelebi dedik değil mi? Fuzuli dedik, Mimar Sinan dedik, Mustafa bin Elvakı dedik, Gelibolu Ali dedik. Şimdi Gelibolu Ali mesela. Hiç okuyan var mı Gelibolu Ali'den? İbn Haldun'a hiçbir fark yok. Rahmetli oldu yeni Cornel Fleischer. Onun üzerine doktora yaptı biliyorsunuz. Osmanlılar İbn Haldun'u biliyorlar mı? Bayağı biliyorlar. Ama bilmeseler de bir sıkıntı yok. Gelibolu Ali aynı şeyleri söylüyor çünkü.
Yani meseleyi iyi anlamak önemli burada. Gelibolu Ali düşünür aynı zamanda. Ha, peki şeye doğru çıktığımız zaman, ha, Mustafa Bilal Vakıt'tan bahsetmiştik. Ameli, tatbiki konular. Mesela mikat ilmine bakalım. Mikat bilimi. Şimdi siz imparatorluk kurdunuz. Osmanlı Devleti 5 milyon kilometre karelik bir coğrafya. Denizler hariç, karası. Camileri var, değil mi? Vakitleri tahmin edeceksiniz. Ramazanı var bunun, namaz vakitleri var. İlmi mikat diye bir gelenek kuruluyor. Memlük döneminden geliyor. Osmanlılar da Ali Kuşçu ve öğrencileri bunu yerleştiriyorlar. Muvakkithane dediğimiz bir kurum var. Büyük camilerin kenarında hemen kurulan. Buradaki müezzinler küçük birer astronom gibi astronomi aletlerini kullanıyorlar. Osmanlılar astronomi aletlerini çok dakik hale getiriyorlar. Zaten klasik İslam geleneğinin bir devamı. Memlükler bu konuda çok başarılıdır. Şimdi burada inanılmaz eserler üretiliyor. Muhammed Konevi mesela. Büyük ihtimalle Ali Kuşçu'nun ya da onun öğrencilerinin talebesi. Şimdi Muhammed Konevi ilginç bir özelliği var. Bu mikat işini yıldızlar üzerinden yürütmeye çalışıyor. Güneş ve ay üzerinden değil de. Niye? Çünkü imparatorluk bir tarafı gündüzken bir tarafı gece. Yani muazzam bir özellikle deniz seferleri şuyu da var. Deniz astronomisini geliştireceksin, deniz coğrafyasını geliştireceksin değil mi? Osmanlı donanması kuruluyor bu tarihlerde. Barbaros Halettin Paşa. Niye ondan önce böyle büyük bir donanma yok? İhtiyaç yok. Ya bir de şu mantık da yanlış. Niye bizde bu yok? Yok, ihtiyaç yok. Yani öyle bir noktaya geliyor ki niye Osmanlılar bilgisayarı icat etmedi? Böyle bir saçma sapan soru. Etmedi, yok yani. İhtiyaç yok. Şimdi büyük bir donanma kurulmuş. Değil mi? Osmanlılar artık yürüyen balinaya dönmüşler. Böyle bir benzetme vardır bir İngiliz tarihçisi der. Osmanlılar 16. yüzyıldan sonra yürüyen balina. Yani balina yani artık klasik Türk şeyi gitti. Klasik Türkler karacıdır. Değil mi? Tamamen kara coğrafyasında. Ama artık siz denize de giriyorsunuz. Balina olmanız lazım ama yürümeyi de unutmamanız lazım. Onun için yürüyen balina. Ya dönüşüyor Osmanlı. Hı? Buna göre bilgi birikimi ihtiyacı değişiyor. Hemen ne yapıyorlar? Bir kere çok zeki adamlar. Ne açıdan? Hiçbir zaman Amerika'yı yeniden bulmak gibi bir dertleri yok. Mevcut bilgi birikimine bakıyorlar. En gelişmiş bilgiyi buluyorlar. Nasıl buluyorlar? Ne? Onları bilmiyorum ben. Hemen İbn-i Macit. Kimdi İbn-i Macit? Süleyman el-Mehri. Kim bunu söylerse bir tabak çorba fazla yiyecek. İbrahim Hoca çorba getirmiş yine. Ya Endülüs'ü anlatmadım ben size. Magellan'ı Ümit Burnu'ndan dolaştıran geminin kaptanı kimdi? İbn-i Macit değil miydi? Ya İbn-i Macit büyük bir kaptan. Süleyman el-Mehri de onun talebesi, daha teorik kitaplar yazıyor. Bu Amerika kıtasını yazıyor. Tabii. En gelişmiş bunlar ta antik dönemden beri gelen denizde gece özellikle seyahat etmenin iki yolu var. Bunu beşe çıkartıyorlar. Ona göre aletler geliştiriyorlar. Muazzam deniz aletleri, astronomi aletlerini deniz coğrafyasına, deniz astronomisine adapte ediyorlar. Çok gelişmiş metinler. Bu metinler geldi günümüze. İngilizceye falan çevrildi. Şimdi çok ilginçtir. Bir bakıyorsun İbn-i Macid'in ve Süleyman el-Mehri'nin bu eserleri nereden gördüler, ellerinde nasıl bilmiyorum. Endülüs'ten gelen insanlar var da Endülüs'ten herhalde bunları getirmedi yani. Bakıyorsunuz Seyyid Ali Reis'in metinlerinde Süleyman el-Mehri'nin bilgileri kullanılıyor. Tamam mı? Ya da Pir Reis'in eserlerinde, ki bunların hepsi Türkçe. Birikimi önce alıyorlar. Sonra o birikimin üzerine kendi tecrübelerini katıyorlar, ekliyorlar. O insanlığın hafızasıyla problemleri yok yani. Bu hafıza işte ister İslam dünyasındaki hafıza olsun, ister Batı dünyası ya da ister o zaman Batı da böyle bir kavram olarak yok ama nereden olursa olsun gelişmiş bilgiyi alıp o bilgiyi hemen kendi sistemlerine adapte ediyorlar. Çok rahatlar bu konuda. Psikolojik bir sıkıntıları yok. Çünkü özgüvenleri çok yüksek. Oradaki informasyonu, çünkü adamların tezgahı var. Hangi iplik gelirse gelsin ne olacak? Yani o kilimin, ördükleri kilimin bir parçası oluyor. Onun içinde eriyip gidiyor. Hiçbir sıkıntı duymuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Muhammed Konevi oturuyor. İslam tarihinde belki de modern endüstride en büyük yıldız kataloğuna 25 bin
bir şeyi var. Yani verisi var adamın. Bu konuda David King diye bir Alman bilim tarihçisi çalıştı. Biz öyle ufak işlere ilgilenmediğimiz için biz işte hangi araziyi alalım, hangi müdürlüğü kapalım, değil mi? Onun üzerinde onlarla uğraşamayız. Bunun talebesi Mustafa Binali El-Muvakkıt ise aynı geleneği devam ettirip bildiğimiz her konuda astronomiyle, pratik astronomi, ilmi mikatlı her metin konuda kitap yazıyor. Metin Türkçe. Ve bu metinler bir tür zaten gelişmiş kültürler arkadaşlar bir süre sonra handbook diyoruz ya İngilizce'de ana dilimizde handbook. Kullanım kılavuzları. İşte rubur müceyyeb kullanım kılavuzu, rubur mukantara kullanım kılavuzu, usturlap kullanım kılavuzu. Yani o dönemdeki bir tür bilgisayar gibi aletler, edevatlar onların nasıl kullanılacağı, bunlar mesafe, gökyüzü ayarları, yıldız, gezegen yerleri, trigonometrik fonksiyonların ölçümleri. Tabii çok iyi. Rubur müceyyeb. Adı üzerine zaten sinüsün dörtte biri demek. Tamam mı? Bunlar sen bütün trigonometrik fonksiyon, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, o dönemdeki bütün sinüs fonksiyonlarının şeyini yapıyorsun. İnanılmaz şekilde bunları en basit hale nasıl getirebiliriz? Çünkü muazzam bir pratik bilgiye ihtiyacınız var. Bilgiyi elden geldiğince pratikleştirmek. İmparatorluklar başka türlü yaşayamazlar. Yani şu anda en pratik bilgi nerede? Amerika'da. Niye? Çünkü büyük adamın her tarafta donanması var, kavakuşuğu var, buyu var değil mi? Sürekli adamın bilgi tüketmesi gerekiyor. Senin ihtiyacın yok ona. İşte Çin şimdi bir şey yapmak istiyor falan. Dolayısıyla Osmanlılar'da bunu görüyoruz. Şimdi peki bu sadece pratik bilgiyle mi alakalı? Teorik bilgilere bakalım. Teorik düşünce hakkında ne yapıyorlar? Artık İslam dünyasının tüm mesele sorularını devraldılar. Tüm cevaplarını devraldılar. Bu soru ve cevapları sentezleyip daha ileri taşımak, o sinir uçlarında dolaşmanın gereği neyse yapıyorlar. Diyelim ki işte Hocazade'den tut, değil mi? Hatipzade, bunların hepsini tek tek ne yaptıklarını anlatmayacağım ama Ali Kuşçu, ondan sonra başlıyorsun İbni Kemal. Şuraya Molla Lütfi de yazalım hadi. Ayıp olmasın adama. Taşköprüzade. Şu an Muhammed Berdai. Ya isimleri boğmayayım size. Şimdi diyelim ki İbni Kemal'in metinlerini alıyorsunuz. Bir küre gibi düşünün İslam düşüncesini. Gelişmiş, şişmiş. En uçlarda artık o sınırlar, belli problemler var. Bu problemler farklı ekollerin problemleri olabilir. Meşyai ekolün, işraki ekolün, ekberi ekolün ya da kelami ekolün. Diyelim ki adam oturmuş, vücudu zihni konusunda bir metin yazıyor. Mental existence ne demek? Bilgi. Bilgi nedir? Yani ben bu nesnenin bilgisini zihnimde nasıl inşa ediyorum? Nesneyi nerede inşa ediyorum ben? Çok önemli bir problem. Hala bugün de bu problemdir. İşte nesne odaklı ontoloji, olgu odaklı ontoloji, olay yani gibi bir sürü. Evren şeylerden mi mürekkeptir, olgulardan mı mürekkeptir? Nesne değil mi? Bir sürü felsefe okuyan arkadaşlar bilir, tartışmalar var. Bizim klasik gelenekte de en önemli metinlerden bir tane, meselelerden bir tanesi nesneyi nerede inşa ediyoruz biz? Dış dünyadaki nesne, zihnimizdeki nesne, değil mi? İkisinden bağımsız bir, çünkü bilginin objektivasyonunu nasıl sağlayacaksın? O gayet kolay işte ağaç. İyi de üçgen nerede? Daire nerede? Gökyüzü modelleri oluşturuyorsun. Işığın kırılma, yansıma, geometrik, onlar nerede? Yani o basit ağaç nesnesi değil ki. Matematik nesneler nerede? Adalet. Var mı adalet? Hani ben göremiyorum. İyilik. Yani bütün ameli hikmeti üzerine kurduğun kavramlar, onlar nesne mi? Nerede onlar? Olgusal durumdan ahlaki buyruğa nasıl geçiyorsun? He? Dırdan yapmalısın, böyle davranmalısın. Değil mi? Bunların hepsi soru. Bunları tartışacaksın. Değil mi? Şimdi İbn Kemal bir bakıyorsun, bu oturmuş.
Bunun üzerine metin yazmış. Vücudu zihni nedir? Bayağı bütün tartışmaları o İslam dünyasında, Akdeniz kültüründeki ta Yunan felsefesinden itibaren gelen tartışmaları didik didik yapıyor. Sonra bu konudaki görüşleri inceliyor. İslam dünyasında İbn Sina'sından, Farabi'sinden, Nasreddin Tusi'nden, Kutbu Tirazi'nden filan geliyor. Kendisi buraya bir sonuca varmaya çalışıyor. Bir şeye ulaşmaya çalışıyor. Sonra geliyor Taşköprüzade. Hemen akabinde İbn Kemal'in metnini kritik eden, onu daha farklı bir aşamaya taşıyan bir metin üretiyor. O da aynı vücudu zihni mesela. Anlatabiliyor muyum? Ama bunlar artık o kadar zor metinler ki, ne açıdan zor? Çok uçlarda metinler bunlar. Yani bu metinleri anlayabilmek için arkadaşlar neredeyse, bakın hiç mübalağa etmiyorum, 3000 yıllık bir tecrübeyi bilmen lazım. 3000 yıllık. Yani Akdeniz dünyasındaki o konuyla alakalı hemen hemen tüm tartışmalardan haberdar olmak lazım. Zor bir iş. Yani İbn Kemal'in Taşköprüzade'nin yaptığı da çok zor bir iş. Hakikaten bakıyorsun adamların ellerinde olmayan metin yok neredeyse. Çünkü isimleri veriyorlar. Bu konuda şu şunu dedi. Hatırlarsanız ben size muhakemat projesini anlatırken dedim ki muhakemat projesi bir yazım tarzına dönüşüyor. Bu yazım tarzında nasıl yapıyordu Taşköprüzade? İbn Kemal de benzer bir şey yapıyor. Diyor ki X konusunda diyor. X konusunda diyor. Hayır şöyle önce diyor ki X konusunda bunu yapmak demek öyle kolay bir şey değil. X konusunda diyor X1, X2, X3 ve X4 gibi 4 temel görüş var diyor. Sonra bu X1'in X1i, X1-2i gibi alt görüşleri var diyor. Sonra başlıyor. Bu adamın temel tezi ne? Mesela diyor ki bu AB'dir. Temel tezi bu. Bunu nasıl kanıtlıyor? Kanıtlar. Sonra muhtelif diğer görüşlerin, yöntemlerin bunu eleştirileri. Eleştiriler. Sonra karşı eleştiriler, karşı cevaplar. Sonra ben diyorum ki abi bu bir cümle söyleyeceksin. Bütün bu süreci yaşaman lazım. Onun için çok zor metinler. Gerçekten ha. Yani anlamak kolay değil metinleri. Bir de mübarekler tabii her zaman isim vermiyor. Buyurun hocam. İşte ben bunu birinin söylemesini bekliyordum. Makal niçin büyük gelişmiş medeniyetler bir süre sonra böyle kapsamlı kitap yazmazlar, risaleler yazar, makaleler. Bak biz bugün Amerika'da sen kitap yazdın mı bir konuda, özellikle sosyal bilimlerde deha muamelesi görürsün. Genelde derleme, companion kitaplar değil mi? Edit kitaplardır. Bir konuda kitap yazmak, ontoloji kitabı yazarsan sen artık filozofsun yani. Aynı buna benziyor. Çünkü yazamazsın artık. Öyle tutup tek başına büyük bir metin üretmen kolay değil. Çünkü zaten pek çok şey cevaplandırmış. Uçlarda uğraşıyor adam. Sonra öbürüne geçiyor. Fakat mübarekler Kale Bağduhum diyor. Bazıları dedi ki Kale'l Fadıl. Fadıl dedik. Ulan kim bu Fazıl? Şimdi bize de zor. Fakat nüshalar burada işimize yarıyor. O dönemin geleneğini bilen insanlar mesela şeyde Berlin Stadtbibliothek'te bir yazması var. Taşköprüzade'nin vücudu zihni yaklaşık 150 yaprak falan, 300 sayfalık bir metin. Orada mesela Kale'l Fadıl diyor, bu Ali Kuşçu'dur diyor. O bilmem kimdir, hepsini veriyor. Allah razı olsun yapandan diyorsun. Yoksa tek tek metinleri inceleyeceksin. O atıfları bulacaksın. Tahriş diyoruz biz buna. Adamın hangi kaynakları kullandığını tespit edeceksin. Çok zor bir iş. Aynı şekilde İbn Kemal de böyle. Zor. Daha önce size bir örnek vermiştim yine. Muhammed Berdai'nin Heyula nedir? Hatırlıyor musunuz? Evet. Madde nedir yani? O ilk madde, prima materia. Şey, ta şeyden, Yunan'dan geliyor. Ha? Bununla alakalı metin yazmış adam. Aynı tarzda bu konuda dört görüş vardır. O görüşlerin temel özellikleri şunlardır. Biri Heyula'yı şu cihetten alır, biri öbür cihetten, öbür cihetten. Sonra başlıyor tek tek. Değil mi? Bu konuda kim ne dedi?
Bu biraz daha farklı. Düşünür bazında inceliyor bir süre sonra. Özellikle Razi'den sonra. İşte Necmettin Katibi'nin görüşü. Şemseddin Semerkandî'nin görüşü. Nasreddin Tusi'nin görüşü. İşte bazen gidiyor, eğer varsa Farabi'nin, İbn Sina'nın bu konudaki görüşü, delilleri, eleştirileri, karşı eleştiriler. O kadar zorlanıyor ki insan. Ya da diyelim ki Taşköprüzade'nin İllet Risalesi var. İbrahim Ali Çoruç'a çalıştı, bunu yayınlanacak. İllet. Neden nedir? Ya sırf bunun için kitap yazıyor adam. 200 sayfa. Nedir bu neden? Özsel neden nedir? Varlıksal neden nedir? Mahiyete ilişkin nedenler nedir? Uzak neden? Yakın neden? Tam neden? Nakıs neden? Tüm neden? Neden neden? O başka. O büyük bir birikimi topluyor. Bunlar belli bir konu üzerinde ya. Neden ya? Ya da Taşköprüzade'nin çok enteresan bir metni var. Yakında çıktı şeyden. İlem yayınlarından. Eşref Hoca yayınladı. Konu nedir? Yani bir ilmin konusu var ya, her ilmin konusu var. Bunu neye göre belirliyorsun? Bilimlerde konuları birbirinden neye göre ayırıyorsun? Bilimlerde konular arasındaki geçişin mantığı nedir? Geçiş mümkün müdür? Bu o kadar önemli ki, mesela fiziğe matematiği uygulamak mümkün mü değil mi? Ara bilimler var, mixed science dediğimiz, karışık bilimler. Değil mi? Biraz şuradan, biraz buradan. Bunlar mümkün müdür? Ya bunun için adam oturuyor, bir kitap yazıyor ve daha önce Osmanlı dünyasında bu konudaki yapılan tartışmaları da inceliyor. Mesele biraz da şeyle alakalı. Metafiziğin konusu nedir? Kelamdan farkı var mıdır, yok mudur? Meşhur bir mesele var. Çünkü Razi'den sonra kelamla metafizik iç içe giriyor. İbn Haldun bunu mukaddimeleştiriyor biliyorsunuz. Urmevi, Konya Kadısı bununla ilgili bir metin yazıyor. Bunlar farklıdır, karıştırmayın diyor. Bu bir tartışma konusu bizde. Şeyin, 2. Beyazıt'ın sarayında Molla Lütfi, Molla İzari ve benzeri alimler bu konuda da bir tartışma yapmışlar. Taşköprüzade tüm bunları biliyor adam. Kültürünün hafızasını biliyorlar. Ve bunları alıp oturup belli bir mantık içerisinde inceliyor. Tam bir bilim teorisi şey yapıyor aslında. O dönemin şartlarında bilim mantıkla yapılan bir şey, iştir biliyorsunuz. Bir bilim teorisi yapıyor. Ve son derece de zor, size söyleyeyim bak. Ben okumaya çalıştım, tek başıma anlayamadım. Çok ciddi bir mantık bilgisi gerektiriyor çünkü. Ha, anlatabildim mi meseleyi? Şimdi dolayısıyla Osmanlı düşünürleri, pek çok isim verilebilir, hepsini dağıtmaya gerek yok. Bu usulü fıkıhta böyledir, bu tefsirde böyledir, bu hadis ilminde böyle, yani dini ilimlerde de böyledir. Dil ilim, diyelim ki belagat ilimlerinde en çok belagat metni üretilen konular dönemde bu. Tefsir, hani benim alanım değil onlar, tefsir alanı. medeniyetin, içine dahil oldukları medeniyetin, Akdeniz dünyası büyük ölçekte, İslam medeniyeti küçük ölçekte, Razi sonrası o yenilenme dönemi daha alt ölçekte. Bu yapının tüm şeyini, sorularını alıyorlar. Bu sorulara verilen tüm cevapları alıyorlar, yöntemleri alıyorlar ve buna yapabilecekleri katkıyı, bunlarla ilgili kendi kanaatlerini, çözümlerini, tekliflerini üretecek bir iş yapıyorlar. Dolayısıyla metni yazarken, metin eğer 200 sayfa ise bunun neredeyse 150 sayfası bir tür problematik felsefe tarihi. Tarihsel epistemoloji. Yani şu şu nedir, bu böyle değil. Konuyu tartışırken o konunun tarihsel serencamını veriyorsun. Biz buna tarihsel epistemoloji diyebiliriz. Bir tür sistematik felsefi, sistematik derken problematik. Yani o felsefe probleminin teorik tarihini işliyor bir şey içerisinde ve en son ona kendisinin katkısının neler olabileceğini bize vermeye çalışıyor. Böyle muazzam bir iş. Bu dediğim gibi her bilimde bunu bizim vermemiz mümkün, göstermemiz mümkün. Hepsine tek tek girmeyeceğim. Şiirde, efendim, astronomide, şurada, tıpta, mıpta tek tek anlattık zaten. Bir de bu dönemde muhasebe, Osmanlı büyük bir devlet, ciddi bir muhasebe sistemine ihtiyacı var. Bir muhasebe matematiği sistemi kuruluyor mesela. Bu da daha önceki İslam devletlerinde şüphesiz vardır tabii, olmaz mı devletlerde, ama bunun bir kurumsal yapısı yıkıldıkları için günümüze gelmiyor.
Bunu da dikkate almak lazım. Yani Osmanlı Devleti'nin ihtiyaçları. Çünkü klasik İslam geleneğinde devletin meşruiyeti matematik bilimlerle çok alakalıdır. Zaten din matematiğe çok bağlı. Kıble tayininden tut, zaman vakitlerinin tayinine kadar. Buna işte dinin hizmetinde bilim, religion in service of science demişti David King. Ben de ona bir şey ekledim bir makalemde. Din de bilime hizmet ediyor. Çünkü dinin de ihtiyaçlarını çözmek için bilim bir şeyler yapmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Yani ta ilk dönemden itibaren işte usturlap aletlerinin küresel, global ölçekte aletler geliştirilmesi, hesaplar yapılması da dinin talepleriyle alakalı. Devletin meşruiyeti niye şeye bağlı? Matematik bilimlere bağlı. Arazi taksimetinden tut, taksimatından tereke hesabına kadar, vergi hesaplamalarına kadar, değil mi? Dini günler, şu hepsi şeye bağlı. Matematik bilimler, ölçmeye ve saymaya bağlı. Özellikle matematik bilimlerin pratik karakteri, işte ilmi mikatı kuruyor adam. Tamamen pratik. Tamam mı? Şimdi bu pratik hassasiyetler özellikle devletin bürokrasisinde de yer buluyor. Muhasebe sınıfı dediğimiz pratik matematiği geliştiren Türkçe bütün eserler hemen hemen. Türkçe zaten Osmanlı bürokrasisi ve ordusu Türkçe konuştuğu için devlet Türkçe konuşuyor. Burada da Hacı Atmaca'dan çok hoş bir ismi de vardır. Hacı Atmaca'dan başlıyorsun değil mi? Şeye kadar Matrakçı Nasuh'a kadar oradan İbn Hamza en son isim. İbn Hamza çok enteresan bir adam mesela. Şimdi biz arkadaşlar onu hazırlıyoruz. Modern öncesi dönemde Batı Türkçesiyle yazılmış en büyük matematik kitabı. 3 cilt. Türkçe. Ve bu adam Cezayir'de. Cezayirli değil. Cezayir'deki bir Türk aile. Oraya yönetici olarak gönderilen elitlerden. Dolayısıyla nereden biliyoruz bunu? Türkçesi arkaik kalmış. İstanbul Türkçesi gelişiyor. Orada Türkçenin doğal bir ortamı yok. Cezayir Türkçesine geliyor. Cezayir'deki Osmanlı elitlerin konuştuğu Türkçe'ye göre bir matematik kitabı yazıyor. Sonra bunu Mekke'de karşılaştığı bir Osmanlı bürokratı İstanbul ağzına çeviriyor. Yeniden yazıyor yani. İki nüshada elimizde. Onun için rahat konuşuyoruz. Elimizde derken elimde yani. Kimsenin elinde değil. Benim elimde. Ha, tabii. Şimdi bunu çalışıyoruz. Bu çok aritmetik, cebir ve uygulamalı geometri açısından. Şimdi bir bakıyorsun Türkçe matematik kitapları da artık orijinal katkı sunuyorlar. Sadece Arapça metinler yani teorik üretim yapabiliyor artık. O seviyeye gelmiş 1600'lerin bu 3. Murat'a sunulmuş bir eser. 1600'ün sonuna geldiğin zaman artık nasıl ki Pir Reis'in çalışmaları Türkçe orijinal katkı sunuyorlar. Asıl şey coğrafyaya, haritacılığa. Seyid Ali Reis'in metinleri Türkçe orijinal katkı sunuyor. Kınalızade Ali'nin kitabı orijinal katkı sunuyor. Bakın Türkçe artık siz teorik meselelere Türkçe katkı sunmaya başlıyorsunuz. Ve bu tarihlerde bunlar gerçekçi. Bunlar az iş değil. Öyle ezbere konuşuyoruz biz. Ulus bilincimiz var. Milli bilinç var değil mi? Milli bir devletimiz var. Türkçe konusundaki hassasiyete bir bak. Bunu anlamak için kahin olmaya gerek yok canım. Devleti yöneten insanların Türkçe konuşmalarını anla. Türkçe seviyemizi gör. Cümle kuramıyor çoğu. Yani şimdi örnek vermek istemiyorum ama bulunduğum bazı yerlerde 250 kelimeyle konuşan bürokrat var. Niye? Şiir okumaz, hikaye okumaz, roman okumaz. Yani Türkçenin o üst zevkini tatmamış. Zaten önem vermiyorlar. İngilizce ya da işte başka dillere önem veriyorlar. Değil mi? Türkçe gittikçe bir konuşma diline dönmeye başladı. Akademide bile değil mi? Yabancı yayın yapacaksın. Türkçe yayınlarının çok itibarı yok yani. Self-orientalizm. Self-sömürgecilik. Bu dönemde ulus devlet yok kardeşim. Öyle bir bilinç yok yani. Anakronizme düşmeye gerek yok. Bu adamların bizim anladığımız anlamda bir ulus devlet bilinci yok. Ulus kimlik bilinci yok. Soy bilinçleri var. Soy bilinçle ırk bilincini karıştırmayın. Soy bilinçleri var. Yani kendilerinin Türk olduğunu biliyorlar.
kullandıkları dile hiçbir zaman Osmanlıca demiyorlar. Lisan-ı Türkiye. Osmanlıca kelimesi 1850'lerden sonra, Tanzimat'tan sonradır. Hiçbir Osmanlı alimi, istisnalar olabilir. Onların da dikkat et, çoğu büyük ihtimalle etnik olarak Türk değildir. Çok az. Büyük oran %99,9 kullandıkları dile Lisan-ı Türkiye, Zebani Türkiye diyor adam. Biliyor ya onun Türkçe olduğunu. Türkiye basit, Türkiye fasih gibi tabirler kullanıyorlar. Tamam mı? Şimdi böyle bir entelektüel uzayda Türkçe artık teorik katkıda bulunulması az bir iş değil arkadaşlar. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Hemen her konuda. Dolayısıyla klasik İslam birikimi geliyor en son Takiyüddin Rasıt isimli büyük alimde bir şeye bağlanıyor Takiyüddin Rasıt. Aslında diğer alanlardakini Takiyüddin de matematik bilimlerde yapıyor. Astronomide, optikte, mekanikte. Bak yani şunu görmüyoruz. Her nasıl Kanalizade ahlaki, şey, ahlakta yapıyorsa, siyasette yapıyorsa bunu. Nasıl Pir Reis bunu haritacılıkta, denizcilikte yapıyorsa, Seyid Ali Reis orada yapıyorsa, efendim Alaaddin Ali Çelebi orada Takiyüddin de bunu matematik bilimlerde yapıyor. Aritmetik, ondalık kesirleri geliştiriyor mesela. Değil mi? Cebir, misaha, astronomi, mekanik. İki tane mekanik kitabı var. Bir klasik, bir de otomatik mekanik saatler konusunda. Optik, en son İslam dünyasındaki artık şeyden İbn Heysem'den daha önce tabii şey, Kindi'den başlıyor da İbn Heysem Kemalettin Farsi'den gelen optik şeyini de tamamlıyor. Böylece o klasik çağın hemen hemen tüm alanlarında Osmanlılar İslam dünyasının geldiği o şeyi, o küre, şişen küreyi uçlarına kadar taşıyorlar. Şunu unutmayın. Her sistemi boşuna şeye benzetmiyorum. Şişen balona benzetmiyorum. Her medeniyet bir balona benzer. Her kültür de bir balona benzer. O balonu oluşturan değişkenler, bileşenlerin hem tek başına hem de birbirine olan ilişkilerin bir açılımı var. O açılım bittiğinde sen istediğin kadar güçlü ol, işte şu içe çöker zaten. Kara delik gibi evrende bile biliyorsun bir sistem gelişir gelişir, değil mi? Güneş kara delik olacak bir süre sonra. Buna benziyor arkadaşlar. Bir benzetme tabii. Anlatabildim mi? Sistemler gelişir gelişir gelişir, belli bir dönemde uç şey var, patlar ondan sonra zaten. Aç istediğin kadar, yani şöyle düşün. Sıfırın olmadığı, sıfır demeyeyim, negatif sayın olmadığı bir matematikte sen istediğin kadar metin üret. Harizmi cebirinde var mı negatif sayı? Yok. Negatif kök var mı? Yok. E sen o cebirde 1000 tane metin üretirsin. Onun bir açılım limiti var. Biter orada. Yeni bir bileşen girmediği müddetçe sen orada yeni bir şey yapamazsın. Ömer Hayyam, Şerefettin Mesudi, Esirdin Eberi, Kıyasettin Cemşir Keşi. Bitti cebir. Tamam, daha ne yapacaksın onda? Optik de böyledir. Matematik de böyledir. Astronomi de böyledir. Tüm bilimlerde... O bilimler de kendi içerisinde biraz şişen balon gibi, küre gibi düşünün. Onu şişirirsiniz, şişirirsiniz. Dediğim gibi o küreyi, o balon oluşturan tek tek unsurlar var. A1, A2, A3 gibi. Bir de onların kendi arasındaki kurdukları, ilişkilerin ürettiği yeni yapılar var. Bunların hepsi sınırlıdır ve sonludur. Biter. Ve içe çöker. Zaten medeniyetler de böyle gelişiyor. 1000 yıl yaşasa bir Osmanlı mesela, 1000 yıl, hani diyorlar ya Takiyüddin Rasıt'ın rasathanesi şöyle olsaydı böyle olsaydı. Ya kardeşim, batlamış astronomisine göre çalışıyor zaten. Adam batlamış astronomisinin doğru olduğunu duymuş çünkü. Aha. Onun kabulüyle çalışıyor. Tabii canım, o ilkelerle, o metafizik ilkelerle çalışıyor, o fizik ilkelerle, o astronomik ilkelerle çalışıyor. Tamam mı? Kafada yıkılmış bir yapı yok. Batı'da küre parçalandı. Buna çok dikkat. Ben bunu şeyde televizyon programında anlattım bunu. Batı'daki yeni bir şey, sistem içinde yaşadıkları küre parçalandı. Yeni küreler kurmak zorundaydılar. Önce herkes farklı bir, Descartes farklı bir küre kuruyor. Leibniz'i şu bu. Sonra o küreler birleşip Newtoncu küre ortaya çıkıyor filan. Entelektüel. Anlatabildim mi meseleyi? Bu işler öyle basit bir yarış meselesi değil. O onu yaptı, biz de bunu yaptık filan. Yok. Siz sistemin içine gömülüsünüz. Sistem körlüğü diye bir şey var zaten. Sen bugünden adamı suçluyorsun. Niye bunu görmedi? Umurundaydı sanki adamın. Adam işine bakıyordu. Anlatabiliyor muyum? Bir sisteme gömülüyseniz, bugün
biz belli bir üniversite eğitimi alıyoruz. Ta ilkokuldan başlıyor. Bize bir şeyler öğretiyorlar. Bu bir sistem dahilinde yapılıyor. Sen o sistem içerisinde gömülüsün. Öyle bakıyorsun olaylara. O sistemden kurtulmak öyle kolay değil. Kim bilir şu anda dünyada ne orijinal tespitler, görüşler ya var fakat kimsenin umurunda değil. Niye? Çünkü sistemin içinde değil onlar. Siz şey mi zannediyorsunuz? Descartes bir şey buldu, herkes sıraya girdi. Aa Descartes üstad. Umurundaydı milletin. 1800'e kadar Avrupa'daki üniversiteler klasik sisteme göre çalışıyordu. Descartes'e göre mi çalışıyor? 1700'ler değil mi hocam? 1700'ler de diyorlar mı? Avrupa'nın geneli söylüyorum. 1699'da Fransızlar resmi sistem olarak üniversitelere dahil ediyor. 1740'da da kovuyorlar. Newton sistemini alıyorlar Fransızlar. Ha. O Fransızlar ama. Fransızlar Avrupa'nın dışında bir şey. Onlar Avrupa'nın en gelişmiş kültürünü temsil ediyorlar devlet olarak. Yani şimdi bir de onu da söyleyeyim. Şimdi maç bittikten sonra kim kazanmışsa maçı ona göre yazıyor. Yani siz İngilizleri çok önemli mi zannediyorsunuz? İngilizler 1750'den önce hiç de önemli değil Avrupa'da. David Hume Paris'e geldiğinde sürgün olarak Rousseau'yla bir müzakeresi var. Kitap yayınlandı arkadaşlar. Ben kitabı gördüm. O da Fransız filozofla İngiliz tarihçinin müzakeresi. David Hume'u filozof bile kabul etmiyor Fransızlar. Tarihçi. İngilizler filozof mu olur ya? Fransız varken. Şimdi biz belli bir aşamaya geldik. O aşamada yontuyoruz tarihi buraya ne dedik? Şimdimizin uzantısı olarak tarihi kuruyoruz. İngilizler çok önemli bir millet değil yani o dönemde şey olarak Fransızlara nispetle. Anlatabildim mi? Ya da o dönemde herhangi bir alanda bir başarı üretildiğinde henüz bir küreye dönüşmediği için, bir bütüne dönüşmediği için o nispet de ona göre gelişmez. Kolay değil yani. Biz bugünden bakıp ne büyük işler yapmışlar. Niye Descartes'i çevirmedik? Ulan Descartes kendi dünyasında o dönemde yani. Yavaş yavaş sistem kuruluyor. Bir de çevirsen ne olur belli bir dönemden sonra o da şeyden düşüyor. Filozof olarak kalıyor. Bilim adamı olarak kalıyor. Filozof olarak düşüyor zaten. Anlatabildim mi meseleyi? Çok değişkenli okumak lazım meseleleri. Böyle bir savaş, yarış psikolojisiyle okuyoruz. O biz tabii niye okuyoruz? Bu tarz Osmanlı'nın hala gölgesi üzerimizde. Hala düşünce tarihini, bilim tarihini bir savaş tarihi gibi, bir yarış tarihi gibi okuyoruz. Nerede düştük, nerede geri kaldık ne? Ya bu böyle sakat bir kafa olmaz. Bilim tarihi böyle mi okunur? Şöyle okunur bilim tarihi. O dönemdeki insanların soruları nelerdi? Evrene nasıl soru soruyordu? Varlığa nasıl soruyu soruyordu? Hangi kavramları geliştirdiler? Ne tür yöntemler geliştirdiler? Ne tür cümleler kurdular? Bu şekilde bakarsın. Ama şu soruyu sormaları lazımdı. Niye sormadılar? Onların yüzünden bu hale geldik. Umurundaydı senin derdin. Hocam bir örnek verebilir miyim? Bosna'daydık. Bizim Türk talebeler oldu. 5-4 kişi boşnak şeye, mihmanlara sizi biz kurtardık değil mi dediler. O da alakası yok dedi yani. O 92'deydi yani. Bosna Savaşı'nda. O zihin devam ediyor dedi. Ona örnek yani. Dedi ki orada İtalyanlar vesaire. İspanyollar savaştı burada dedi bizim adımızda. Yani. Yok şimdi biz hala tabii öyle bir psikolojimiz var. Dünyayı hala biz yönettiğimizi düşünüyoruz canım. O psikolojide. Tabii tabii. Ben Ürdün'de öğrenciyken Araplar tek bir şey için toplanırdı. Filistin. Dünya onların Filistin onlar. Abi biz bu Azerbaycan'da bir şey olur. Zaten 13 tane 15 tane Türk'üz ha. Hemen toplanırdık. Diğerlerini organize ederdik tabii. İşte Fatani'de bir şey oluyor. Fatani'den bize ne lan? Ama hiçbir içeğimiz. O yüzden Arap arkadaşlar şey derdi. Türklerin evi Birleşmiş Milletler gibi. Her sorunu masaya yatırıyoruz biz. Tabii. İşte ben size söyledim. Arap atasözünü. Bir Türk sultandır. İki Türk mükemmel bir dosttur. Üç Türk muhteşem bir kavgadır. Niye? Kim yönetecek? İmam kim olacak? Değil mi? Bu tabii böyledir bu iş. O psikoloji var tabii bizde. Olmaz. İyi ki var yani. İyi ki var. Ama kontrolü kullanmak lazım. Yoksa yanlış iş yapabiliriz. O psikoloji var. Evet arkadaşlar sorusu olan var mı? Hocam Memlük'ten bugün ehemmiyetini biliyoruz. Çok kısa sürede. Çok 250 yıl. İslam tarihinin en çok eser üreten dönemi. Yani bizde Osmanlı mesela 600 sene hocam. Hı hı. Başlangıcı ve işte sona doğru. O 250 sene muhtemelen devam ediyor olsaydı Osmanlı seviyesi civarında bir şeyler yapacaklardı büyük ihtimalle onlar ona mı? Tarih olsayla bulsayla okunmaz abi. Neticede yenildiler Osmanlı'ya karşı ama. Ama hocam
Düşün, Moğolları yenen Moğolları yenen ordu Osmanlı'ya yenildi. Anadolu'nun yarısı da onların bu arada yani, memnun. Tabii şey Gaziantep'e kadar etkilerim. Yok, Adana da dahil ama. İşte Gaziantep yukarıda, Adana aşağıda zaten. Tabii doğal olarak zaten o Halep, Biladuşşam'ın şeyidir, o parçasıdır tabii. Evet. Ya tabii tarih öyle okunmaz ama neticede yenildiler. Bir şekilde gittiler. Osmanlı onları yok etmedi zaten. İçselleştirdi, içine aldı onları. Hocam onlarda mesela devletin dediğimiz gibi öyle bir anlayış kurulmamış demek oluyor. Ya zaten orada devletle, yani orduyla, devletle halk arasındaki irtibat... Olmadı değil mi yok. Hala yok. Bakın bugün Mısır ordusu kendi ekmeğini kendisi yapar. Kendi şirketleri vardır, kendi şeyi vardır. O gelenekleri devam ediyor. Tabii. Hala kölemenler bakanlar, düşün. Bakanlarda mesela Arnavut, Boşnak filan insanlar vardı yani. Biz nerede? Mısır'da. Biz ya yok o artık o bizde de var canım. Şöyle etnik yapı çok önemli değil. O kültür artık o bitmiş o tabii. Mısır çok karışık bir yer. Simsiyah adamla bembeyaz adam aynı yerde ya. Hocam demiştiniz ya orada onlar hazır gittiklerinde Müslüman bir toplulukla muhatap oldular. Burada Anadolu'da öyle değil. Ya uçta sıfırdan her şeyi kurdu Osmanlı ya. Daha önce Müslüman olmamış bir coğrafya, nüfus yok, homojen değil, kültür ortak değil, hepsi. Ya sıfırdan bir kilim ördük biz. Orası Ambinas zamanında fethedilmiş, sadece şey yönetici elit değişiyor canım. Tabii canım. Ya bu çok yanlış bir şey. Timur'la Osmanlı'yı karşılaştırıyor adamlar. Bak 800 yıllık İslam coğrafyası. Sadece iktidar değişiyor. Seçimle değil, kılıçla değişiyor, o kadar yani. Hükümet değişiyor yani. Şey geliyor kara koyunlar, gidiyor ak koyunlar, geliyor Timurlar, geliyor Şeybaniler, hepsi aynı. Bir de şöyle düşün. Neredeydiler? Ne oldu onlara? Modern döneme Müslümanları taşıyan hangi ülke, hangi zihniyet? Osmanlı zihniyeti. Onlar erdiler. Bak Babürler bile bunu yapamadı. Bir de İran becerdi bunu. O da niye? O da Safevi Türkleri işte. O devlet Türkçe konuşuyordu yani. Safeviler devam etmiyordu ama zihniyet Türkçe konuşuyor yani. Mısır'ı, biliyorsun Mısır neticesi Mehmet Ali Paşa, Osmanlı Paşası'nın şeyi yani. Öyle değil bu meseleler. Yani devlet, o dönemin şartlarında devlet kurmak, yönetmek. Bunu toplumsal bir, kamusal bir yapıya dönüştürmek, ileriye taşımak kolay bir iş değil. Mehmet Hoca hep şunu söylerdi ya rahmetli. Osmanlı Devleti'nin yükselmesi 200 yıl, çöküşü 400 yıldır. Dolayısıyla esas olan, mucize olan çöküşüdür. Çünkü hiçbir imparatorluk 400 yılda çökmedi tarihte. Bir meydan savaşıyla gider imparatorluklar. Öyle değil mi? Selçuklar da öyle gitti, Moğollar da öyle gitti. Osmanlı Devleti sistem, bir sistem kuruyor. O klasik anlamda, bu da doğal. Türk geleneği, efendim Fars geleneği, Pers geleneği, İslam geleneği, Anadolu gelenekleri, Bizans geleneği muazzam bir terkip yapıyorlar. Ve son derece pratikler. Bizim bunu anlamıyoruz. Bundan niye alınır, bundan alınır mı? Ya öyle değil. İşine yarayan her şeyi alacaksın ama özgüvenli onu sen kendin terkip edeceksin. Basit bir iş değil. Ve bizi buraya... Yani biz neyiz ya? Kimiz? Biz işte onun devamıyız yani. Rejim değişir, şu değişir, bu değişir. Önemli. Milletin devam etmesi. Yani ben televizyonda bunu söyledim. Türk milleti ile kurduğumuz devletleri birbirine özdeşleştirmeyin. Osmanlı'nın torunuyuz diyor adam. Selçuklu'nun torunuyuz. Biz Türk milletinin torunuyuz. Onlar hep tarihsel o politik organizasyonlar. Yani biz Selçuklu'nun dayız da. Selçuklu bizim değil mi? Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Karahanlısı. Ama mesele o değil ki. Onlar tarihsel görünüşler. Önemli olan Türk milletinin tarihsel yürüyüşüdür. Bugün cumhuriyettir. Yarın başka bir şey kuracağız. Belli mi? Böyle gitmez ki bu. Yani zamanla çok alakalı bunlar. Yani ilelebet yaşayacak olan devlet değildir, millettir. Devlet organizasyonu değişir. Ha, Türklerin böyle bir özelliği var. 85 milyon muyuz? Dağılsak 85 milyon devlet kurarız. Böyle bir şeyimiz var bizim. Tarihsel bir nedir o? Memetik genlerimiz var. Şu Ankara'daki bürokratların hepsi devlet kurar bizde. Fırsat ver. Tabii. Çünkü gittiğimiz her yerde devlet kurmuşuz. Ben size Şerefettin Karakuş Devleti'nden bahsettim değil mi? Çok kısa süre. Şeyde. Selahattin Eyyubi'nin komutanı Şerefettin Karakuş. Libya, Tunus o civardaki Arap Bedevi kabilelerini nedir onun adı?
tavarıkları tedip için gönderiyor. Bakıyor ki devlet yok burada, oturuyor devlet kuruyor. 53 yıl Şerefettin Karakuş devleti. Sonra Yemen'deki Türkmen devletini biliyorsun, 250 yıl, 280 yıl yaşadı ya. Yemen'de Türkmen devleti var. Bizimkiler böyle yani. Şimdi onun için hani anlatmışımdır yine, ben Suriye'ye gittiğimde profesörü ziyaret ettim Şam Üniversitesi'nde. İhsan Bey dedi, ilk defa mı geliyorsunuz? Yani Şam'a ilk defa geliyorum dedim o zaman. Yine de genciz biz de. Dedi ki bir Türk ilk geldiği yere hangi soruyu sorar? Bu 29. haftamız değil mi? 29. haftamız oldu. Bu süre içerisinde beraber konuştuk, sohbet ettik. Söz ilisan ettiysek affola, hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. İnşallah başka zaman ve zeminlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.